içinde favori karakteriniz hangisiydi? Zira biz Gülşen'le seçtik. Ben söyleyeceğim sonra. Gülse Birsel'in kaleminden çıkan unutulmaz karakterleri ikinci sayfa derledi. Evet. Şimdi kızım biz... Yalnız bir de çizilmiş bir kader var. Rıza benim kaderim, alnıma yazılmış bir isim. Kona vurulmuş bir damga, sırtıma yapılmış bir dövme. Kalbimde bir kılıç yarası, doğmamış çocuklarımın babası. Aman öyle deme ya. Öyle, lafım kesme canım. Rıza'mın anne babama karşı olan ilgisizliğinden, saygısızlığından, terbiyesizliğinden ve hadsizliğinden dolayı belki benim annem ve babam biraz kırılmış ve küsmüş olabilirler. Tabii bizim için. Ama ben gerekirse bu aşk için anne babaya karşı asi olurum, isyankar olurum. Olurum ama gene de rızamdan vazgeçmem. Vallahi yavrum şimdi... Dediğim ve bavulumu aldığım, kaçtım geldim. Ay Şeyhmus amcacığım, sizin ben lafınızı bağla kesmiş gibi oldum. Siz ne diyordunuz? Babam ambali oldu Nur Hayat. Burhan Altıntop. Bir efsaneler listesi yapılır da Engin Günaydın'ın hayat verdiği Burhan Altıntop unutulur mu hiç? Rahat mısın sen ya? Nedir bu bolluk? Burhan'ıma maşrapayı kakalayıp sonra da dedikodusunu yapmışsın. Ne iş? Sır mıydı peki? Ya senin bulimiye olduğun kadar sır ancak. Ha, bilmeyenlere dipnot. Bulimiya yiyip yiyip gidip tuvalete kusma. Bakınız şekil melek A. Bu bir iftira. Ay, yüzün düştü kız. Hayır, sırıtmayınca karanlıkta da görünmüyorsun. Seçemedim. Ne demek bu şimdi? Burhan gibi masumlardan kazandığım paraları solaryumlarda ezmek demek. Kösele gibi almışsın, hala ultraviyole peçindesin be. Dilber Hala, Binnur Kaya Avrupa yakasında iki rolün birden hakkını verdi. Dilber Hala da bir zamanların fenomenlerindendi. Hakkımı helal etmem Osman. Bu güzelleri güzeli Dilber Hala'nın en körpe, en cıvır yaşında ölüsü çıkar bu evden oğlum. Ya hala, ne demek kadın kılına girdi de kendini Tahsin Bey'in karısı olarak tanıttı ya? Ne diyorsun sen ya? Halana bir kulak ver de anla hoşik. Seni kafesleyen o soyhası batasıca, o çekticiye damar kuruyasıca, bir de onun alkolik çam yarması abisi, bir oldular da beni eziklediler oğlum. Nasıl eziklediler? Oğlan çocuklarında oluyor böyle, hani bebekken. Oluyor hep, evet, tabii. Yerim mi şimdi Vasfiye teze ya? Ya, yatak onun yeri mi? 9 yaşına kadar, ay ne işedin be çocuğum. Sanki nehirleri içtin, içtin de işedin be yavru. Gidelim mi Deniz, ne yapalım? Senin altına serilen muşambalar buradan Ankara'ya yol olur be yavru. Ayıp oluyor ama Vasfiye teyze. Aa, nesi ayıp şuncacık çocuk? İşe yiyecek, ne yapacak? Ben çok memnun oldum. Şeye yetişeceğim. Şşş, bana bak. Evet. Ne çekti bunlar be? Öyle mi? Oturacak bir sedirleri vardı, yazık. Bir gün gene bu oğlan o sedire işemiş. Haydi, yine döndük oraya. Orçun. Bartu Küçük Çağlayan'ı star haline getiren Orçun karakteri de Gülse Birsel'in kaleminden çıktı. Orçuncuğum, bak sen bunu sizinkilere götür. De ki Deniz abla dönüş için çok özür diliyor, de bunu size yap. Gülşen, ikimiz de fena olmayan izleyicileriz. Yani yeni yapımları, eski yapımları falan bir şeyi kaçırmıyoruz. Şimdi teknoloji, ekipman, yurt dışından bir şey alıp getirme falan bu kadar ilerlemişken, yani her iki dizinin oynadığı vakitlerde durum bu kadar değildi. İzlediğimiz son zamanlardaki birçok şey tat vermiyor. Aynen, ya oyunculuklar doğru dökülüyor, ya reji dökülüyor. Ya da süreler bakmasınlar. Çok uzun. Süreler çok uzun, uzun uzun bakışlar, fenalık geliyor. Yıllar önceki dizilere takılıyoruz, gülüyoruz, seviyoruz ve özlüyoruz hala. Ve aradan kaç yıl geçti değil mi? Evet. Espriler hiç eskimiyor. Hayır, sonra daha da kahkaha. Ve de kahkaha atarak izledik. Evet. Favori karakteriniz kim diye sorduk. Sizlerden gelen yorumlar var ama önce biz açıklayalım. Evet. İlk sırama bir kere Vasfiye teyzeyi koydum. Kesinlikle. Arkasına Dilber Hala'yı koydum. Evet. Arkasına da Burhan Altıntop'u koydum. Bir de şeyi de Peker Açıkalı'nın Gaffur'unu da koydum. O da zaten fenomen Gaffur, pijamalarına evet kadar. Bir ara Gaffur pijamaları yok satıyordu. Evet. Gupse Özay'ın canlandırdığı Nur Hayat'ı da koydum, ekledim. Ya bir ara Burhan Altıntop karakterini o kadar
ne derler, içselleştirmiştik ki Gülşen'le ortak bir tanıdığımıza Burhan Altıntop adını koyduk. Benziyordu ama. Çünkü çok benziyordu ve ben daha adını sonra... Adını hep unutuyorduk onu. Ben daha sonra beyefendinin adını unuttum. Birkaç kere ona Burhan Bey diye seslendim. O kadar kendimi karaktere kaptırmıştım. Kıyafeti, kravatı falan. Oo, yorumlar da gayet güzel. Evet, Nilgün Hanım diyor ki gaffur. Beref de diyor ki favori yok, hepsi favoriydi. Gerçekten öyle, insan seçmekte zorlanıyor. Evet. Şayka, Vasfiye teyze, Zerrin, Selim, Volkan, öyle Burhan abi, Azim, Nurhayat, Allah, hepsini yazmışlar. Allah göstersin, yaşlanınca birimiz Vasfiye teyze, birimiz Binnur şey hala olacağız, Dilber hala olacağız. Ben sana şunu söyleyeyim mi? Ben kesin kendim niye Vasfiye teyzeyi çok seviyorum? Hafif böyle bir Vasfiye teyzelik var bende. Her şey çok mutlu, her şey çok güzelken çok bir mutlu. Anda net çektim mi evladım diye böyle girebiliyorum ben böyle. Hemen böyle modu düşürebiliyorum insanların. Öyle bir tarafım var gerçekten. Ya gerçek hayatta yok mu Dilber Alalar, Vasfiye teyzeler çok var. Benim ailemde de vardı ama herkes çok severdi. Evet. Çünkü düz karakterler değil. Ağızlarından ne zaman ne çıkacakları belli olmaz. Öyle tipler daha çok izlenir ya. Yani Gülse Birsel'in kalemine sağlık. Ben bu dizileri izledikten sonra... Onunla ilgili bütün röportajları okuyordum. Ya nasıl yazıyor, ne yapıyor? O zaten doğuştan bir yetenek, şeye takılmıştım Gülşen. Yazarken arada böyle enerjisi düşüyormuş. Hani çalışırken insan karşı sürekli helva yiyormuş, helva. Bildiğimiz marketlerde satılan helvayı. Düşünsene enerji yani, yükseltmek gece için. Gece 3'te 2'de. Helva yani, yiyerek Yalan Dünya ve Avrupa Yakası çıktı yani. Evet, ama Avrupa kolay Yakası değil yazmak gerçekten yani. Yeni şeyler de bekliyoruz kendisinden.